Sen body yaptın mı hiç? Ben body'den giriyorum. Buna cevap vermeyeceğim. Görmüyor musun kardeş? Neyi tam olarak? Omuz açımı. Body'de şu var ya mesela, sen de yapar mıydın mesela böyle bir... Öyle şeyler de öyle mesela. 90'lı yıllarda o vay be desinler diye dikkat çekmek için falan diye yalandan 50 kilonun altında bile yapılırdı. Şu saatten sonra ben Can abi gibi olacağım derse çok uğraşır. Onun için her gün bir diyetim var. Hanımefendiler, beyefendiler, Can Yılmaz'la Geri Vites'e hoş geldiniz. Huzurlarınızda Can Yılmaz. Merhaba arkadaşlar. Kafi. Gökhan. Yalandan böyle fazladan vurduğunu da gördüm. Geçen haftaki programdan olsa gerek, seni daha canlı gördüm. Evet abi. Arkadaşlar benim kıyafet sürekli değişmesine rağmen sizinkinin aynı kalması teknik açıdan bir problem yaşatmıyor değil mi? Mesela İsmail aynı ceketle 12 bölümdür varken ben yani donuna varıncaya kadar değişiyorum. Nasıl oluyor bu? Şu ana kadar bununla ilgili en ufak negatif yorum olmadı. Mevsimler değişti, adam burada koçuk oturuyor be. Abi biz her bölüm aynı şeyleri giyip geliyoruz. Öyle mi? Tabii. Yok. Yokluktan. Hatırlarsan geçen hafta da bunu giymiştim. Yokluktan. Evet sevgili dostlar, bugün yine arkadaşlarımla beraber çok derin konulara parmak basacağız. Parmak atacağız diyecektim. YouTube kurallarına aykırı olduğu için onu parmak basacağız şeklinde düzeltiyorum. Bu çok tartışıldı. Vücut geliştirme bir spor mudur? Yoksa sağa sola lolo yapmak için yapılan bir egzersiz midir? Vücut geliştirme spordur abi. Evet, bana göre de vücut geliştirme bir spordur. Koray kardeşime katılıyorum. Beni ters köşe yapmak istiyordu ama ben vücuttan geldiğim için o duyguları çok iyi bilirim. Vücut geliştirme gerçekten bir spordur. Hem de öylesine bir spordur ki hem fiziksel efor harcatır hem de zihinsel. Buradaki bazı arkadaşlar bunu ne demek istediğimi ileride anlayacaktır. Vay be, 20 sene evvel Can Hoca söylemişti diyeceklerdir. Vücut geliştirmenin sağlığa faydası ne? Sağlığa faydası olmaz olur mu abi? Şöyle, aslında o bir tartışma konusu. İsmail'cim. Artması özellikle yaşlılıkta çok yaşlılıkta faydası. Çünkü çok faydası olur. İki büklüm olmazsın. Yaşlandıkça insanlar daha çok yorulur deniyor ya. O yorulma meselesi tamamen oksijen kapasitesiyle alakalı. Vücuttaki oksijen de mitokondride daha çok depolanıyor. Mitokondride en çok kas hücrelerinde var. Daha çok kasın varsa yaşlanma etkileri daha gecikir. Mesela sen İsmail, şu anda gördüğüm kadarıyla seni ceket tutuyor. Yani seni, ceketi üstümünden alsak iki büklüm olacaksın. Kas yok sende. Hiç ağırlık çalıştın mı? Hayır. Bence çalışmasın. Tam da bu yaşlarla şöyle 2 kiloyla 3 kiloyla da olsa kaslarını çalıştırman lazım ki ileride yaşlılıkta iki büklüm olma. Kendi başına yürüyebilme. İleride 70-80 yaşında düştüğün zaman kalça kemiğin zor kırılır falan falan gibi. Sen body yaptın mı hiç? Ben body'den giriyorum. Buna cevap vermeyeceğim. Nasıl? Yani sen şimdi bu tarafa doğru bakıyorsun ve bana body yaptın mı diyorsun. Evet. Görmüyor musun kardeş? Neyi tam olarak? Omuz açımı. Abi, Koray sen çok gülüyorsun. Sen çok gülüyorsun. Sana sadece bir tek soru soracağım. Başka da bir soru sormayacağım. Sağ ol abi. Kaç doğumlusun kardeş? 91. Başka sorum yok. Tanık sizin. Sen 91 yılında daha düşünce aşamasındayken biz 83'te Namık Ekin'in İncirli'deki spor merkezinde body yapardık. Neler? Aç Namık Ekin'i sor. Yaptın hareketi. Beni de tanır. Çünkü aidatları peşin verirdim. Aidatı peşin vereni tanır Namık abi. Kesit olur. Ama öyle para göz biri değildir. Namık abinin kızları vardı hatta. İki tane kızı vardı zannediyorum. Onlar işletiyordu. Onlar da aerobik mi aerobik onlar vardı. O zamanlar onlar aerobik falan. Biz oralardan geldik. Yani tonlarca ağırlığın altına girdik. Senin en zirve yılların hangisidir vücut geliştirme? 90'lı yıllar. Fotoğrafın var mı abi? Var. Koyalım isteriz yani. Şu bulamayız. Şu arşivi karıştırmam gerekiyor. Yok, yok. Şu anda da koyabilirsin. Senin mesela neren meşhurdur abi yani? En vücut geliştirme. Göğsüm. Abi biz geçen yaz beraber tatil yaptık. Evet. Ben de böyle hiç yere gittim. Vay Cenab-ım da bilekler şöyle falan demedi. Yani. Çünkü bir Allah'ın kulu da aranızdan hiçbiri de bana bakmadı. Gözleriniz başka yerlerde olduğu için bana bakmadınız. Ben de çocuklar bana bakın, ışıklar bana dönsün demedim. Sen Şamyel gibiydin abi. Ya İsmail, ben ne dedim az evvel? Body'yi ne zaman bıraktım ben? İyi miydim? Body'yi ne zaman bıraktım? 5-6 yıl evvel resmi olarak body'yi bıraktım. Ha, resmi olarak. Evet. Yayın ettim bunu. Federasyona bildirdim evet. Hangi gerekçelerle bıraktın abi? Şişmanlık. O bizde.
Şimdi bak İsmail, aslında şu anda ben tekrar başlasam, altyapım olduğu için, benim altyapım yani Kasım sana göre daha iyi. Candaşı bilmem. Daha iyi. Yani bir altyapım var. Biraz böyle yağı temizleyebilsem alttan baklavalarım çıkar benim. Ama yağı temizlemem lazım. Yani o baklavalar duruyor. Herkes ama üzeri yağ tabakası kaplı olduğu için dikkatinizi çekmiyor. Arkadaşlar sizin anlamadığınız şey ne biliyor musunuz? Anlamadığınız şeyi söyleyeyim. Toplu bir anlamamazlık var. Bu bodycilik nasıl bir şeydir biliyor musun? Nasıl? Tiyatro gibidir. Tiyatro sahnesi gibidir. O tozu yuttuğun zaman hiçbir zaman vazgeçemezsin. Şu an bana bir dumbbell getir, ben gene bodyci olurum. Şu an bir dumbbell'ım oluyor mu abi? Nasıl ya? Bir dumbbell'a mı bakalım? Arkadaşım, bodycilik insanın ruhuna girdiği zaman hiçbir zaman vazgeçemezsin. Nedir bir dönemsel olarak ara verirsin. Mesela benim koşuculuğum gibi. Ulan ben çok güzel koşuyordum. Biraz kilo aldığım için maratonları bıraktım. Ama sen hep aynı sebeple bırakmışsın, farkında mısın? Evet abi, kilo aldığım için. Kilo aldım. Kilo versen çok mutlu bir olur. Kilo versem 77'den bu yana hikaye değişti. 76. Kilo versem o 77'den. Yanlış bilgiler, yanlış bilgiler. CHP kongresinden yanlış kulis yapmak gibi bir şey bu. Yanlış bilgi. Ben en son maratonumu 2015'te koştum. Demek ki 7 yıl olmuş. Bodyciliği de 2014'te bırakmış olsam, yani uzun bir geçmişi yok. Şu anda 5 yıl önce mi dedin abi? Sürekli çelişkili ifadeler ya. Abi ben bir şey görmedim ya. Ya bir söylediğim bir söylediğini unutmuyor abi. Koray. Bodyciliğe yarın başlıyorum desem başlayabilirim yani. Çünkü altyapım var. Yani bana 20 kiloluk bir dumbbell verdiğin zaman bu çok ağır, ben bir kilodan başlayayım demem. Kaç sene yaptın? Bir de benim bir sorum var. 10. sorusuna cevap ver. 10 yıl falan. Bir bodyci. Bu nasıl 10 yıl? Bir saniye. Ya 80'lerin başından neden bu soruyu soruyorsun biliyor musun? Çünkü telefonla oynuyorsun. Muharrem İnce'den telefon bilgisi. Telefonu bırakıp bizi dinlesen, 83 senesinde Namık Ekin'in spor merkezine yazıldı. Evet, kızları işletiyordu. Peşin para verdiğim için Namık abi beni çok iyi tanır dedim. 83'te başladım. 28 sene oraya gittim demedim ki. Orada başladım ama bıraktım sonra birkaç tane. Ne kadar zaman sonra bıraktın? 3 ay sonra bıraktım. Ya az önce demedin mi parayı peşin veriyordum. Zaten bir kere vermiştim parayı. Abicim para. İsmail sen spor salonuna gittin mi? Ben karateye gittim. Spor salonları. İzlemeye gittim ama İsmail gittim, spor salonlarının en büyük özelliği nedir? Parayı verirsin ve gitmezsin. Evet, tamam. Bu gelenek her zaman vardır. Bir senelik parayı verirsin, bir bakarsın ki sadece 3 ay gitmişim. O zaman da öyleydi. Parayı verdik ama bazı nedenlerle gidemedik. Ben 83'te 3 ay gittim Namık Eken'e, sonra da bıraktım. Kömür ocağında çalışmaya başladım demedim ki. Peyderpey başka salonlarda orada burada bodyciliğe devam ettim. Tamamdır, sen az önce 2014'te bıraktım, geçmişim 10 yıl demedin mi? 2014'te bıraktım, geçmişim 10 yıl demedin mi? Hayır. Daha 2 sene daha evvel. Daha önce demedin mi öyle? Daha 2 sene evvel. Bir dakika canım. Ben buyursun, daha 2 daha sene evvel. Yani, hafızanı geliştir. Bravo! Bravo! İsmail. Yumurta pilav yiye yiye. Daha. Yumurta pilav yemeyeli de çok uzun zaman oldu. Daha 2 sene evvel ünlü bodyci Sami Hamidi'den dersler alıyordum. Kendisi bağlanabilir yayınımıza. İsmail sen şimdi oradan bu tarafa baktığın zaman bakıyorsun bana, bir incele. Yani en azından belime kadar olan bölümü incelediğinde. Ya bu adam bodyci galiba demiyor musun? Ben sumo. Belki diyorum. Abi bodyciliğin olmazsa olmazı nedir? Nedir biliyor musun? Su. Bol su içmen lazım. Bu ne be abi? Evet. Ya bu nedir abi? Böbrek taşı mı döküyoruz? Ne alakası? Bol su içmen lazım çünkü terliyorsun, çok enerji harcıyorsun. Suyla devamlı takviye etmen lazım elektrolizleri. Doğru. Can abinin bu konuyla alakalı ilk... Bizi bir kör edecekti bakalım hangimize inşallah. Oğlum o şu bubu kaldın lan, ne yapıyorsunuz? Hayır İsmail çok önemli bir şey söylemiyor. Ne? Böyle bir şey oluyor burada. Zaten çocuğu hareket ettirmesenize. Bu tarafta kimse konuşmuyor. Şöyle dursun. Hayır oğlum gülüyor lan adam. Gülünce de ne yapsın böyle? Şöyle güldürüm abi. Buyur İsmail. İsmail bir kere bir şey söyleyeyim. Senin siyaset konusunda bir şey konuşmana bir şey demiyorum. Kongreler, şunlar bunlar, iç siyaset veya bir parça da dış siyaset. Ama bodycilik konusunda lütfen konuşma. Zayıfım. Çünkü zayıfım. Bir gram halter 250 kilonun altına yattın mı İsmail? Hani halterin. Başkan ben kimsenin altına yatmadım. Kişi olarak.
İsmail. Abi kiloyla alakası yok. Kiloyla miloyla alakası yok bunun İsmail. Ama senin kadar deneyim sahibi değil. İsmail. Ben. Cenab-ı sen kaç kilonun altına yattın? Ben 200 kilo kaldırdım. Mek vardı ya Bebeköy'de. Evet. Bebeköy'de evet, orada. 200 kilo bench. Yattığım ne dedin? Bench press. Bench press evet. Yanımda da bir iki kişi takviye vardı, yalan yok. Ama onlar böyle çok hafif hani göğsüme düşmesin diye yardım ettiler. Body'de şu var ya mesela sen de yapar mıydın mesela böyle bir hıpt hıpt öyle şeyler yapıyorlar mesela. Hıpt kime ne o ya? Abi böyle ağırlık çok ağırlığın altına gelince evet. Onu kaldırıp evet. 90'lı sonra nefes veriyorsun ya. 90'lı yıllarda o vay be desinler diye dikkat çekmek için falan diye yalandan 50 kilonun altında bile yapılırdı. Ama o şu anda biraz ayıp görülür camiada. Öyle mi? Tabii. O 90'larda çok vardı. Namık Ekin 80'li yıllarda da vardı. Evet. Bakıyorsun 20 kilo. Hani rüzgara değmiyor yani. O zaman da şey var mı böyle vücut geliştirmeciler terliyor, duşa gidiyor, çıplak geziyorlar falan. İsmail o şimdi de var. O senin meşrebine kalmış yani salonda. Ben daha geçen sene, 2 sene evvel salona gittiğimde Adem Havva şeklinde gezen adam vardı yani. Ama o ayıplanıyor artık yani. Mesela böyle terlik falan alıyorsun yanına. Duşa giriyorsun falan terlik ıslanıyor. Onu çantaya koymak için yanına torba alman gerekiyor. Evet. Torbanın ıslanmaması gerekiyor evet. Falan. O saç kurutma makinesinde şöyle... Adam spor hakim. Sen buraların detaylarını biliyorsun. Abi vücut geliştirme bir spor falan değildir. Vücut geliştirme bir spordur. Hem fiziksel bir spordur hem de zihinsel bir spordur. Hayır diyen karşısında beni bulur. Hayır. Hayır. Zaten karşı karşıyayız. Arkadaşlar vücut geliştirme bir spordur. Ancak bir burada bir parantez açmak sen istiyorum. Müsaade ederseniz parantez. Böyle kaslı. Eğer gerçekten doğal yöntemlerle spor salonuna giderek vaktini zamanını harcayarak düzgün beslenerek uykuna saatine riayet ederek gerçekten doğal yapıyorsan spordur. Ama steroid basayım, ilaç takviyesi yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım deyip saçma sapan bir gövde oluşturuyorsan asla spor değildir. Peki vücut geliştirme yapan kişinin karşı cinste veya hem cinslerinde önemi yok. Bir etkileyici olduğunu düşünüyor musun abi? Düşünmüyorum. Neden? Niye yaptın o zaman yıllar boyunca? Ben zekaya önem veriyorum. Size devamlı ben bir mesela challenge açıyorum ve hiçbir zaman bu challenge'larımın karşılığını alamıyorum. Nedir abi? Daha evvel sen maraton koştun mu abi diye size bir challenge açmıştım. Buyurun gelin Belgrad Ormanları'nda hadi sizin güzel hatırınız için bir tur koşalım 6,5 kilometre demiştim. Hiçbiriniz gelmediniz. Bir challenge daha açalım. Buyurun bir spor salonuna gidelim. Bir saat bodybuilding çalışması yapalım. Varım. Var mısınız? Varım. Bir şey söyleyebilir miyim? Beni dinleyen bodyci arkadaşlara. Özellikle podyumda boy gösteren arkadaşlara. Arkadaşlar bu boyaları biliyoruz. Boyalar eskiden tatlı bir renkteydi ve hatları ortaya çıkaran boyalarda son zamanlarda gördüğüm kadarıyla iyice kahverengiye çevirdiniz. Lütfen boyalardaki tonları tutturalım. Bir arkadaşımız yeni body'ye başlayacak. İsmail body'ye başlayacak. Olmaz. Geçti. Niye? Çok zor. Yani gerçekten bir ibadet gibi yapması lazım artık. 7/24 bu işe kendini vermesi ama lazım. İçtiği sudan soluduğu oksijene kadar artık önemli bir hale geldi. Ben... Gençken bu kadar önemsemeyebilirdi ama şu saatten sonra ben Can abi gibi olacağım derse çok uğraşır. Onun için her gün bir diyesim var. En önemli kas grubu hani insanlara önereceğin. Evet. İşte sırt. Sırt kasları çok önemlidir. Özellikle demin de Candaş Tolga'nın biraz olsun eczacılık okuduğu için oldan küçük doneler kulağında kalmış. Yaşlılar için sırt kasları çok önemli. Bel bükülmesi falan oluyor ya böyle onu engeller. Skolyozum, kolyoz öyle şeyler. Sırt kasları çok önemli. İddiaya giriyor musun? Giriyorum abi. Bacak kasları. Vücutta testosteron düzeyini artıran en büyük testosterondan sana ne? Vücut kas gelişimini sağlayacak. Senin derdin mi arkada? Sen üzüm yemek istemiyorsun. Sen bağcıyı öpmek istiyorsun. Bu doğru bir testosteronla bir işin yok İsmail senin o yaşlarda. İşine bak kardeşim. Sırt kaslarını güçlendir yeter. Evet sevgili dostlar bugün masaya yatırdığımız konu bodybuilding yani vücut geliştirme. Kendim de oradan gelme olduğum için dilimin döndüğünce bu konulara değindik. Arkadaşlar da katkı sağladılar. Bazı şeyleri bilmedikleri şeyleri düzelttik. Bugün de böyle bir program yapmış olduk. Kafa TV'yi seyretmeye devam edin. Abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Yorum da yapın. Bodybuildingçiler videonun altında toplansın. Bodybuildingçiler. Bence tatsız olur toplamayın. Bodybuildingçiler bu kanalla toplanalım. Hepinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Bravo!